konuda ne düşünüyorsunuz? Hem de siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir ana muhalefet sözünden ne anlıyorsunuz? Şimdi Gürsel Bey az önce HDP'nin kapatılmasını Türk demokrasisinin altına dinamit konulması diye tarif etti. Doğru. Siyasi partiler içerisinde herhalde 12-13 tane parti var şu anda aktif faaliyet içerisinde olan. Bu partiler içerisinde silahla, bombayla, eylemle anılan tek partiyi, dinamitle anılan tek partiyi yani HDP'yi tersten bir dinamit örneğiyle savunmak güzel bir şaşırtma hamlesiydi. Gürsel Bey'i tebrik ediyorum bu şaşırtma hamlesi teşekkür ederim sebebiyle. Ama bu bir Türk milletinin bu çıplak gerçeği, bu manipülasyon diye tabir etmek zorundayım. Gerçekleri gizleyemez. Çünkü HDP Türkiye için bir demokrasi konusu değil, bir güvenlik konusu. Üstelik HDP'nin yöneticilerinin birçoğu terör örgütüyle zaten siyasi bağını, liderlerinin heykelini dikmekten tutun. En son Kobani iddianamesinde 3000 sayfa, altını çiziyorum, 3000 sayfa anlatılan bir ilişki ağı var. Yani zaten HDP yöneticileri bu ilişkiden dolayı oldukça rahatlar. Selahattin Demirtaş 2015'te özellik ilan edecek kadar örgütün siyasi amaçlarında ön plandaydı. Ve üstelik bu örgütün, bu partinin sırtını dayadığı örgüt Amerika Birleşik Devletleri'nden silah ve para alıyor. Peki Gürsel Tekin'in araç yürüyorsa plaka değiştirmek olur bu sözüne ne dersiniz? Bu da şöyle, ben şimdi Sayın Gürsel Bey'in konuşmasını alın 90'lı yılların ortasına götürün, aynen dinleyebiliriz. Bir sürecin özgünlüğü yok. Bakın sürecin özgünlüğü yok. Şu anda 2021'de bambaşka bir durum var. O durum da şu. Daha dün Şırnak'ta 10 bin kişi yürüdü. Van'da binlerce insan yürüdü. Ne güzel. Diyarbakır'ın anneleri Diyarbakır'da HDP'yi kapattı. HDP Diyarbakır il binasını boşalttı. Kapısındaki annelerle baş edemediği için. Kim o anneler? Diyarbakırlı anneler. Hepsi yani, Türkçe konuşuyor. Bölge halkı da HDP'nin kapatılmasını tabii, şimdi istiyor bakın, gibi bir iddiamız bu yeni, var. Bakın bu bir kararlılığın sonucu. Hakkari'de eylem oldu geçen hafta. Şırnak'ta eylem oldu. Van'da eylem oldu. Diyarbakır zaten HDP'yi eylemden dolayı kapattı. Ve o annelerimiz hepsi Kürtçe konuşuyor. Ben yakın zamanda yine Diyarbakır'daydım. Neredeyse her gün o annelerimizle konuşuyoruz. Ve HDP'yi şöyle tanımlıyorlar. Kürdün ciğerini yakmak için parti kurmuşlar. Böyle tanımlıyorlar HDP'yi. Kürdün ciğerini yakma partisi. Üstelik bir tanesi aynen şunu söyledi. Benim çocuğumu aldınız, Deir Zor'a götürdünüz, Rakka'ya götürdünüz. O kadar çıplak bir gerçeği anlatıyor ki anneler. Diyor ki benim çocuğumu siz Amerika'nın petrol bekçisi haline getiriyorsunuz. Şimdi biz kalkmışız, bu örgütün sırtını dayadığını da açıkça söylediği siyasi partiyi kapatmayı Türkiye'yi dinamit olarak tanımlayacağız. Aynen öyle. Yanlış. Siz bu o yanlış. Zaman bir soru daha sorayım. Madem ki öyleyse devam edin. Ben sizin karşılıklı yarım saat dinledim ama ben bir meramı birbirini tamamlaması açısından sonra Gürsel Bey'in sorusuna cevap vereyim. Olur. Çünkü, bitirsin sonra Gürsel Bey'e sorayım. Çünkü karşılıklı konuşabiliriz. Ben onu açayım. Çok, daha da güzel bir tartışma olur ama evvela bir çerçeve çizmeme izin vermenizi rica ediyorum. Tabii buyurun. 40 dakika dinledim çünkü. Şimdi burada bir demokrasi konusu mu, güvenlik konusu mu, buna net cevap vermemiz gerekiyor. Güvenlik konusu olduğunu bölge halkının kendisi açıklıyor. Yani demokrasi değil, güvenlik konusu tabii. Çünkü yeni durum şu, bakınız. Güneydoğu halkımız, bizim Türk milletimizin has parçası, Kürt kökenli yurttaşlarımız, başta annelerimiz olmak üzere, Irak ve Suriye'de burnunun dibinde yaşananları gördü. Devletsizliğin ne anlama geldiğini gördü. Çünkü Irak'tan kapısına dayandılar, Suriye'den kapısına dayandılar. Ve bu iki ülkeye Amerika saldırdı. Ve bu Amerika Birleşik Devletleri şu anda kapısına hendek kazan örgüte para veriyor, silah veriyor. Üstelik çocuğunu alıyor. Çocuğunu alıyor elinden ve götürüyor, petrol bekçisi haline getiriyor. Dolayısıyla Türk milleti, Türküyle Kürdüyle tarihi bir fırsat yakaladı. Yani yok daha önce kapattık, bir daha kurarlar. Bir defa bir daha kurarsa bir daha kapatırsın. Ama bu ila nihaya devam etmez. Yani bu ila nihaya devam edecek diye bir şey yok. 8'de biter. Daha önce 7 kez kapatıldıydı, 8'de biter. Çünkü şu anda siyasi zafiyet yok. Bakınız daha önce askeri kararlılığı siyasiler hep zafiyet içerisine sokuyordu. Hangi parti olursa olsun.
Şu anda hem siyasi kararlılık var, hem güvenlik bürokrasisinde kararlılık var. Garay'a girdik ve Garay'a daha önce Tuğgeneral Fahri Erenel'in verdiği bilgiye göre asker botu ilk kez bastı. Yani asker botu ilk kez havadan bombalıyordu. Dolayısıyla PKK'nın kendisini güvenli hissedebileceği mağara bile kalmadı. Asker botunun ilk kez girdiği gecenin 3'ünde girdiğimiz mağara oldu. Dolayısıyla şu anda PKK, daha önce HDP'liler hep şöyle derdi, biz sırtımızı Kandil'e dayıyoruz, PKK'ya dayıyoruz diye göğüslerini gere gere anlatırlardı. Bunun izahı da CHP'li vekillere düşerdi. Hayır öyle demediler de böyle demek istediler diye. Ya HDP'liler diyor sırtımızı dayıyoruz diye. Şimdi bakınız HDP'nin sırtını dayayacağı bir Kandil kalmadı. Ama ben size söyleyeyim, PKK yöneticilerin sabah akşam gözü HDP'de. Şu anda PKK Kandil sırtını HDP'ye dayamaya çalışıyor. Çünkü şu anda PKK'yı psikolojik olarak ayakta tutan kurum HDP. Üstelik o HDP şu anda Kürt kökenli yurttaşlarımızın desteğini kaybediyor. Bu tarihi bir fırsat. Altını çiziyorum. Çünkü bu Gaffar Okkanların, Eşref Bitlislerin, İlker Çevikcanların, bizim binlerce şehidimizin yapmaya çalıştığı, yani Kürt kökenli yurttaşlarımızı kazanarak bu sorunu çözme konusunda tarihi bir fırsat yakaladık. Üstelik bu örgüt, o 3000 sayfalık iddianameyi şundan anlattım. 3000 sayfa boyunca HDP milletvekillerinin PKK örgütüyle nasıl eş zamanlı kararlar aldığı, nasıl Koban olayı en şiddetli olaydı biliyorsunuz, eş zamanlı kararlar aldığına dair binlerce örnek var. Bu örgütün, yani HDP'nin, PKK'nın siyasi ayağının 37 bin üyesinin 12 bin tanesinin terörle ilgili soruşturması var. Milletvekillerinin tamamının neredeyse terörle ilgili soruşturması var. Şu anda 56'sının da var. Bugünkü haberleri öyle. Siz kalkıyorsunuz, bu kadar 37 bin kayıtlı üyesinin 12 bin tanesi terörle ilişkili olduğu için soruşturmayı öğrenen partiyi bir demokrasi öznesi olarak siyasi arenaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bu yanlıştır. Bu demokrasicilik değildir. Bu tam tersine teröre meşru zemin yaratmaktır. Son